Ne hadle benden böyle bir şey ister? Ne hadle? Yahudilerin parasına güveniyor hünkâr. Bizden bir avuç toprak satın alacak para henüz bulunmadı paşa. Seni de satın alacak bir şey bulamamışlar ki. Mahkemede yalan yanlış konuşturamamışlar. Beni yalnız bırakmayacağınızdan bir an bile şüphe etmedim hünkâr. Validenizi mahkemeye getirdiklerinde de mi? Vallahi billahi. Anam yaşlıdır. Ama o dahi haykırdı ki sütümü helal etmem sultana bir zarar gelirse diye. O andan itibaren beni dünyaya bağlayan hiçbir şey kalmadı. Lime lime etseler de susar. Size zarar gelmesin diye seve seve ölümü göze alırdım hünkâr. İşte beni de üzen bu paşa. Bana değil sevdiklerime dokunurlar. Bana değil devletime saldırırlar. Sizin sevdikleriniz de sizi sever hünkâr. Hepsi her türlü cefaya razıdır. Bilirler ki siz yıkılırsanız devlet yıkılır hünkâr. Bizim bir kıymetimiz yoktur paşa. Lakin davamızın kıymeti pek büyük. Benim canımı sıkan Siyonizm rüyası gören birinin benden Kudüs'ü istemesi. Hem de rüşvet karşılığında. Ne yapmak lazım gelir hünkâr? Dikkatli olacağız paşa. Bunların Kudüs'e yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz öldükten sonra her yaptığımız hata dahi olsa sadece Kudüs'e sahip çıkmamız bile adımızı yere düşürmeyecektir. Onlar Kudüs'e yerleşirse kan durmaz. Bunun içinde Kudüs'ü kalbimizi taşır gibi taşıyıp her daim hatırlamalıyız paşa. Her daim.